kaldığımız süre içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu usul ve üslub üzere ziyaretten sonra ziyaret edeceğimiz en mühim, en büyük mahallelerden birisi de sağ tarafımızda bulunan Cennetül Baki kabristanıdır. İmam Rabbani Hazretleri Cennetül Baki bir hazinedir. Bu hazineden istifade etmek lazımdır buyuruyor. Ne buyurur? Cennetül Baki'ye bir hazinedir bu vazi. Hocalar değil de hacılar söylesin. Evet, bir daha söyleyelim. Dersimizi Cennet. Almamız lazım. Cennetül Baki bir hazinedir. Bu hazineden istifade etmek lazımdır. Söyleyin şimdi. Cennetül Baki bir hazinedir. Bu hazineden istifade etmek lazımdır. Evet. Dersimizi alacağız. Sohbetin arasında da böyle sual gelebilir. Ona göre dinleyelim. Evet. Sohbet etmek zor. Dinlemek ondan zor. Nakletmek hepsinden zordur. Nasıl bir hazinedir? Hulefai Raşid'in hazaratının üçüncüsü olan Hazreti Osman Efendimiz'in kabri burada. Hatta Hazreti Ali Keramallahu Efendimiz Kufe'de vefat edince bir gece yarısı onun da naaşının gizli olarak getirilip Cennetül Baki'ye nakledildiği, buraya defnedildiği rivayeti var. Onun da burada olma ihtimali var. Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın kabirleri, Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas Efendimiz'in, küçük oğulları o Hazreti İbrahim'in, süt anneleri Halime Sadiye Validemiz'in, Safiye Atika Ümmü Ben'in isminde 3 tane halasının kabirleri, Ayşe Sıddık'a validemiz başta olmak üzere 10 tane annemizin Ezvac-ı Tahirat'ın kabirleri burada. Malum 12 tane Ezvac-ı Tahirat var. Hatice validemiz ve Meymune validemiz Mekke-i Mükerreme'de. Onları orada ziyaret ettiniz. Geriye kalan 10 tane annemizin kabri Bakî'de. Uhud şehitlerinden 66 tanesinin kabri burada. Silsile-i Saadat'ımızdan Cafer-i Sadık Hazretleri ile Mazhar-ı Canı Canan Hazretlerinin kabri, Maliki mezhebinin imamı İmam Malik Hazretlerinin, onun hocası Seyyidül Kurra İmam-ı Nafi Hazretlerinin, Kafkas Kralı Şeyh Şamil Hazretlerinin kabri, Üstazımızın Üstazı Selahüddin Hazretlerinin evladı manevisi, Üstazımızın Hicaz bölgesi Halifesi Abdülgafur Efendi'nin kabri burada, 90 bin civarında tabinin kabri, yüzlerce ihvan ahavatımızın, sayısız müminlerin kabri burada, asıl 10 binin üzerindeki 12 bin veyahut da 14 bin civarında eshab-ı kiramın kabri burada. Daha sayılmayan birçok kabirler var. Şu saydıklarımızın dahi bir arada bulunduğu dünyada ikinci bir kabristan yok. Sadece Bakî var. Dolayısıyla Cennetül Bakî böyle bir hazinedir. Mevla bu hazineden azami şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere hicret edince Bedir Harbi'nden önce süt kardeşleri Osman bin Maz'un Hazretleri, Bedir Harbi'nden sonra da Ensar'dan Es'ad bin Zürare Hazretleri vefat etmiş. Her ikisinin vefatında Eshab-ı Kiram, ''Ya Resulallah, bu cenazeleri nereye defnedeceğiz?'' diye sormuşlar. Efendimiz Bakî'ul Gargad'a buyurmuş. Gargad dikenleri büyük olan bir ağaç cinsi, Bakî'de bir mıntıka. Gargad ağaçlarının bulunduğu o semte defnedin buyurmuş. Bilahere vaki olan cenazeleri Efendimiz Bakî'ul Gargad'a defnettirmiş. Dolayısıyla burayı fahri kainatımız Mevlamızın emriyle kabristan haline getirmiş. Ancak ecdadımızın zamanında Cennetül Bakî olarak ismi değiştirilmiş. Bakî'ul Gargad'la Cennetül Bakî ikisi de aynı kabristan. Medine-i Münevver'in en eski ve en büyük kabristanı. Böyle bir hassas toprağa sahip ki cenazenin etini, kemiğini 3 veya 4 senede ben gözlerimle gördüm çünkü. Eskiden 5 diyorduk, kaldırdık 5'e. 3 veya 4 senede sıra geliyor ve defnoluyor. Dolayısıyla 3 ve 4 veya 4 senede tamamen yok ediyor. Hatta değil öyle 3-4 sene, günler ve haftalar içerisinde dahi yok ettiği vakıymış. Cenaze defnediliyor, bir vesileyle haftasına veya 10 gün sonra kabir açılıyor. Ne bir et, ne bir kemik, ne de en ufak bir kerih kokuya rastlanılıyor. Zira Efendimiz Bakî'ye dolduğu zaman oradaki müminleri cennetteki makamlarına nakledici vazifeli melekler vardır. Ben Bakî'ye ehlinin güller gibi cennete saçıldıklarını gördüm buyuruyor. Dolayısıyla buranın dolması mümkün değil. O gündür bugündür kabristan olarak kullanılmış. İnşallah kıyamete kadar da kabristan olarak kullanılacak. Efendimiz bizzat süt kardeşi Osman bin Maz'un Hazretlerinin cenazesine iştirak etmiş. Definden sonra hem baş kısmına hem de ayak kısmına taş diktirerek ''Ey ümmeti hesabım, bundan böyle kabirleri bu taşlardan tanırsınız.'' buyurmuş. O gündür bugündür de kabirlerin hem baş kısmına hem ayak kısmına taş dikmek sünnet olarak kalmış ki Anadolu'da da aynısı yapılıyor. Taş olmasa da tahta dikiliyor. Ancak buraya sürekli defin olduğundan dolayı ecdadımızın zamanında erkek ve hanım kabirleri birbirine karışmasın diye hanımlara çift, erkeklere taş, tek taş diktirilmiş. Aynı usul devam ediyor. Şimdi göreceğiz. Bundan dolayı tek taşlı olanlar erkek, çift taşlı olanlar hanım kabridir. Bundan da malumatınız olsun.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Medine-i Münevvere'de ölebilirse, ölmeye güç yetirirse ölsün. Çünkü ben Medine-i Münevvere'de ölenlere şefaat edeceğim buyuruyor. Nasıl bir şefaat? Burada vefat edip namazını Mescid-i Nebevi'de kılınarak, gördüğümüz gibi namazına yüz binlerce, bazen milyonlarca Müslümanın iştiraki bir şefaat değil midir? Çünkü cenaze vardır cemaatten, cenaze vardır cemaat, cenazeden istifade eder. Ne anladık? Bizim gibi ne günahkarlar vefat ediyordur. Bu cemaatin içerisinde Allah'ın veli kulları vardır. Onlar vesile cenazenin günahları affolunuyordur. Veliler vefat ediyordur. Onun namazını kılan günahkarların, yani cemaatin günahları affolunuyordur. Dolayısıyla burada karşılıklı istifade vardır, şefaattir. Namazı kılındı, bahsettiğimiz hazineye defnolundu. Kabir azabı görmesi icap ediyorsa dahi, o hazinede yatan mübareklerin hatırına kendinden kabir azabı kaldırılır mı, kaldırılmaz mı? Kaldırılır, bu da bir şefaattir. Dünyanın hiçbir yerinde hem sabah hem de ikinden sonra bu kadar kalabalık Müslüman topluluğu tarafından selamlanıp ziyaret edilen dünyada ikinci bir kabristan yok. Sadece Bakı var. Dolayısıyla bu da bir şefaattir. Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar yaptıkları ibadetin, taatın, okudukları hatimlerin sevabını hediye ederken ''Ya Rabbi Bakı ehlinin, mualla ehlinin de ruhunu hedettik'' diyorlar. Biz de diyoruz dememiz lazımdır. Dolayısıyla her taraftan ilahi rahmet bu iki kabristana böyle sağanak sağanak geliyor. Bu da bir şefaattir. Bir Müslümanın kabri, Efendimizin kabrine bir arşın denecek kadar yakın olsun da o kişi kabir azabı görsün, olur mu? Efendimizin şahından gül olmaz değil mi ya? Civar-ı kurbu Ahmet'te vefat et, kalıp olcayda kesbirat et demişler. Efendimizin kabrine yakın bir yerde vefat eder, o cayda, o civarda kalacak olursan ebedi olarak rahat edersin. Bu da bir şefaattir. Asıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü, mahşer günü kabrinden ilk kalkacak, ilk haşrolunacak benim. Haremeynin ortasında haşrolunacağım. Benden sonra Ebu Bekir, ondan sonra Ömer, Ömer'den sonra Bakî ehli, onlardan sonra da Cennetül Mualla ehli, yani Mekke ehli haşrolunacak buyuruyor. Yarın kıyamet günü kabrimizden kalktık. Önümüzde Efendimiz, sağında Sıddık Ekber, solunda Hazreti Ömer Efendilerimiz oldukları halde. Onların peşine düşüp huzur Rab, onlarla birlikte huzur Rabbül Alemin'e gitmek en büyük şefaattir midir? Hepimizin arzusu budur. Mevla hepimize nasip eylesin. Onun için kim Medine-i Münevvere'de ölmeye güç yetirirse ölsün, ölenlere şefaat edeceğim buyurur. Nasıl bir şefaat olduğunu kısaca maddeler halinde ifade etmiş olduk. Ancak bakın, talebeler de var, hocaefendiler de var. Resulullah Efendimiz men erade menibtega veya menibtega en yemute fil medineti fel yemüt buyurmamış da men istata'a buyurmuş. İstitatı olan, ölmeye güç yetirebilen ölsün buyurmuş. Onun için bu ifade kullanıldığından dolayı tabii onun çok farklı manaları var. Herkes burada ölemez, öldü, defnolundu, burada herkes kalamaz. Burada ölüp, burada efendim kalabilmek için iman, amel, ihlas, edep, hürmet bakımından başta Efendimiz'e saniyen bu makam ve mekanlara layık olmak lazımmış. Layıksa kalır, layık değilse ölüp defnolunsa dahi aynı gün vazifeliler tarafından kabirinden çıkartılır. Nereye layıksa oraya nakledilir, oraya defnolunur. Fakat bir Müslüman da dünyanın neresine vefat ederse etsin, şayet her bakımdan o da buralara layıksa, o da öldüğü gün aynı vazifeliler tarafından kabirinden alınır ama Bakî'den, ama Mualla'dan götürülenlerin yerlerine naklolunur, defnolunurmuş. Abdülvehhab Şahrani Hazretleri 35. haccımda idi. Haremeyn-i Şerife'nde vefat edip Bakî ve Mualla'ya defnolunan nice mevtaların aynı gün vazifeli melekler tarafından kabirlerinden çıkartılıp Anadolu'nun muhtelif yerlerine naklolunup defnolunduklarını, oralara defnolunan nice mevtaların da aynı vazifeli melekler tarafından kabirlerinden çıkartılıp Bakî'den ve Mualla'dan götürülenlerin yerlerine naklolunup defnolunduklarını gördüm buyuruyor. O zaman şöyle noktalayalım. Nerede, ne zaman ve ne şekilde ruhumuzu teslim etmemiz Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olacaksa Mevlamız o yerde, o zamanda, o şekilde emanetini teslim alıp ama erde ve geçte vazifeliler tarafından kabirlerimizden alınıp ama Bakî'ye, ama Mualla'ya naklolunup defnolunmayı Mevla hepimize nasip eylesin. Amin. Öncelikle her bakımından buralara layık eyleyip bu hazineden de azami şekilde istifade etmeyi nasip etsin. Amin. Şimdi herkes benim parmağıma bakıyor. Kapıdan girdiğimiz zaman ana kapının, Emin abi,